Plato komutunu inceleyelim. Plato'yu arazi üzerinde düzlükler yaratmak için kullanabiliriz. Komuta girdikten sonra koordinat değerlerimizi gireceğiz. Burada Z0.5 kodunda oluşturmak istiyorum. Plandaki referans noktalarımı kullanarak pilotumu modelliyorum. Arazi özelliklerine girdiğimizde oluşturduğumuz plato da arazi ve boşluk arasına yeni bir sekme olarak yerleşecektir. Burada birden fazla plato varsa yine aşağıda plato adımları olarak bunları görebileceğiz. Şu anda her bir noktanın üzerinde aktif bulunan satırla kodunu değiştirme imkanına sahibiz. Şu anda işaretlediğim kırmızı noktalı kodu 0 koordinatı olarak girmek istiyorum. Diğerini de işaretledim. Burası da 0 olacak. Bu şekilde sadece düz değil, eğimli plato alanları da oluşturabiliriz. Bu değişikliği daha çizim aşamasında bu noktaları girerken kod değerlerini 0.5 yerine 0 girerek de tarifleyebilirdim. Burada görüldüğü gibi bir rampayla yukarı çıkıp daha sonra 0.5 koduna bağlandık. Burada her bir platonun materyalini diğerlerinden bağımsız olarak değiştirme imkanımız var. Burayı da istersek tekrar bir çimen materyaliyle kaplayabiliriz. Bunun doku uzunluğunu biraz daha büyütelim. 3 verelim. Ayarlarına girip çizim detayları kısmına bakarsak burada arazi ile ilgili şu anda aktif olmayan plato, boşluk ve subregion dediğimiz alt bölgenin seviye ölçülerini yani kodlarını okuyabileceğimiz sekmeler var. Bunları işaretli olarak tutarsak oluşturduğumuz her bir arazi parçasının köşe koordinatları bilgilerini okuyabiliriz. Bu da tasarım sırasında bize fikir verecektir. Hangi koordinatta olduğumuzu gösterecektir. Örneğin son çizdiğimiz platonun 0 kodundan başlayıp 50 santim rampayla yukarı çıktığını, oluşturduğumuz havuz ve bina boşaltma alanlarının hangi kodlarda olduğu bilgisini buradan okuyabiliriz. Platonun ikinci kısmı ise arazinin kendi yüzey eğimini alarak bir pilotu oluşturma yönünde olabilir. Bu örneğimizde kodlarını kendimiz vermiştik. Tekrar piloto komutuna giriyoruz. Toolbar'da araziden kod al ikonunun aktif olması gerekmekte bunun için. Artık kendimiz bir kod girmiyoruz. Tıkladığımız noktalar arazide hangi eğime tekabül ediyorsa pilotumuz o kodlarda oluşacaktır. Plan ve perspektifte şu anda oluştu. Perspektiften bakarsak arazinin kotu üzerinde arazinin eğimi üzerinde birebir yerleşen bir plato göreceğiz. Aynı şekilde planda bakarsak her bir kotun her bir köşe noktasının kotunu yani koordinatını program bize gösterecek. Bu olanak aynı zamanda ölçülendirme içerisine de dahil edildi. Artık planda kod ölçülendirme komutuna girip arazi üzerinde noktalar tıklarsak bu noktaların gerçek koordinatlarını okuyabiliriz. Yani arazi üzerindeki kodları sorgulayabiliriz.